zamanlarda biliyorsunuz il örgütümüz, il binamız aynı bu şekilde yine basılmış. Bütün katlarımız, odalarımız, arşivlerimiz tahrip edilmişti. Bugün, dün gece itibariyle yine aynı manzarayla karşı karşıyayız. Gece boyunca 32 tane arkadaşımız, 32 arkadaşımız gözaltına alındılar. İl eş başkanlarımız Doğan Erbaş, Aysel Güzel, il yöneticilerimiz, gençlik çalışması yapan arkadaşlarımız gece evlerinden, sokaklardan gözaltına alındılar. Bunu bir siyasi soykırım olarak niteliyoruz ve bu siyasi soykırımın hemen dün akşam Süleyman Soylu'nun yaptığı intikam çağrılarının arkasından gelmesini yadırgıyoruz, kınıyoruz ve bunun bir intikam görüntüsü oluşturmasına dair bizim üzerimize demokratik siyaset yapan bir partiye, HDP'ye bir intikam siyasi soykırım çağrılarıyla bu baskınların yapılmasını, arkadaşlarımızın gözaltına alınmasını protesto ediyoruz. Arkadaşlarımızın bir an evvel serbest bırakılmalarını bir kez de sizin huzurunuza tekrarlamış oluyoruz. Bu baskını yapanlar gördüğünüz gibi kitapları burada tahrip ettiler. Bu sadece gördüğünüz oda, duvarlara bu yazıyı yazdılar. Geldik yoktunuz yazdılar. Gece geldiler. Gece kimseyi bulamayacakları bir vakit geldiler. Oysa biz gördüğünüz üzere buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Varız, var olacağız. Yine geleceğiz diye yazmışlar başka bir duvara da. Gelebilirler. Bu tür tehditvari yazılarla Halkların Demokratik Partisi gibi milyonların desteklediği bir partiyi teslim alamayacaklarını bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz. Arkadaşlarımız bir an önce gözaltından serbest bırakılsın, bu siyasi soykırım operasyonlarına son verilsin diyoruz. Değerli konuklarımız, aramızda başka parti yöneticilerimiz de var. Ben sözü parti meclis üyemiz Cafer Çelik arkadaşımıza vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Sevgili basın emekçileri, değerli yoldaşlarımız, arkadaşlarımız, Halkların Demokratik Partisi'ne gönül veren yurttaşlarımız, hepinize şahsım ve eş genel başkanlarım adına ve il eş başkanlarımın adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İsmim Cafer Çelik. Bu hukuksuzluğu, bu adaletsizliğe hepiniz burada şahit ediyorsunuz. İleri demokrasi dedikleri, ileri demokraside getirdikleri noktayı hep beraber burada görüyorsunuz. İşte Türkiye'deki Türkiye halklarına yapmış oldukları zulmü, baskıyı örtmek, o yaptıkları zulmü ve baskının görülmemesi için de birkaç tane basın kuruluşunu da elimizde kalan, bizim sesimizi solumuzun çıktığını, bizim sesimizi milyonlara duyuran birkaç tane basın kuruluşumuz vardı, onları da kapattılar. Kapatma sebeplerinin temelinde, tamamında bu yaptıkları hukuksuzluk, bu yaptıkları adaletsizlik, bu yaptıkları yolsuzluk, bu yaptıkları katliamlarının görünmesi istemedikleri ve görünmesinin üstünü kapatmak üzeredir. Bugün Halkların Demokratik Partisi'ne karşı olan zulüm, intikam sadece bugünden başlamadı sevgili arkadaşlar, değerli basın mensupları. 7 Haziran'la başladı. Bu soykırımlar, bu asimilasyonlar, bu Halkların Demokratik Partisi'ni diz çökertmeye yönelik operasyonların tamamı 7 Haziran'la başlamıştı. O seçim sisteminde, o seçim statında biz bir şey söylemiştik. İlk defa belki de söyleniyordu. O sadece slogan değildi. O ses Türkiye emekçilerinin, Türkiye halklarının, Türkiye'deki tüm ezilen halkların umudu olan, bütün halklara bir moral olan, bütün halkları da içinde kapsayan bir seçim manifestosuydu. O neydi? Radikal demokrasiyle, eşit yurttaşlık ilkeleriyle seni başkan yaptırmayacağız dedik. Niçin? Çünkü sen bu ülkede diktatörlüğü ve bu ülkede faşizmi adım adım getirdin ve faşizme de halkımızı, halklarımızı kanıksayarak hisselleştirmesini istiyordun. Bunları katliamlarla istiyordun. Biz de senin karşısında seni başkan yaptırmayacağız dedik. Yine söylüyoruz. Seni başkan yaptırmayacağız. Diktatörlüğe de, başkanlığa da, faşizme de karşı çıkıyoruz. Mecbur da değiliz. Ne o hale mecburuz, ne
faşizme mecburuz ne de diktatörle. Çünkü burada halkımızın ve halklarımızın umudu olan Halkların Demokratik Partisi ile beraber yürüyen 6 milyon ve 6 milyonlarca insanların bize gönül vermesi ve umudu var. Ve bütün halklarımız buna şahittir. Basın mensupları arkadaşlarımız da buna şahit olsunlar. Burada görünen, dinle, Kur'an'dan, imamdan bahsedenler Hazreti Muhammed Efendimiz'in hayatını anlatan kitapları yerlere atmışlar. Bunu da herkes görsün arkadaşlar. Demek ki bu meselenin inançla, dinle de alakası yoktur. Bu meselenin İslam'la da alakası yoktur. Bütün basın mensubu arkadaşlarımızın çekmesini istiyorum. Sadece ve sadece onlar var. Diktatörler var. Onların hayatıyla, onların yaşamlarıyla ne olacaksa ona, onun dışındakine izin vermeyen, müsaade etmeyen bir anlayış var. Sevgili arkadaşlarımız, 5000'e yakın üyemiz esir alındı, rehin alındı. Eş genel başkanlarımız şu anda rehin alındı, tutsaklar. Ne yaparsa yapsınlar, ne yapacaklarsa yapsınlar. 100 yıldır diz çökertemedikleri, boyun eğdiremedikleri halkımız, Kürt halkları, Aleviler, sosyalistler, devrimciler, yurtseverler omuz omuza bugün halkların ve Halkların Demokratik Partisi'nin yanında yer aldılar. Yarın da yer alacaklar. Bu zulmü hep beraber bertaraf edeceğiz. Bu zulmün karşısında, bu katliamların karşısında, bu hukuksuzluğun karşısında asla teslim olmadık, asla teslim olmayacağız sevgili arkadaşlar. Hepiniz de buna şahitsiniz. Teşekkür ederim. Avukat Sinan arkadaş. Yaşar Çelik arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, bu hukuksuzluğu biz yeni yaşamıyoruz. Hukuksuzluğun her boyutuyla tırmanan hallerini hep birlikte izliyoruz, görüyoruz. Bu hukuksuz kısımlarla ve son yaşananlarla ilgili sevgili avukatımız Sinan Zincir arkadaşımız da size son olan bitenlerle ilgili bilgi veriyor. Sinan biraz öne çıkar mısın? Bitenim böyle arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Değerli parti yöneticiler, hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bugün 4 ilde Halkların Demokratik Partisi'nin yöneticilerine dönük siyasi program operasyonları yapıyor. Bunlardan biri de İstanbul'da yapıyor. Dün bazılarda 13 tane Kürt gencini gözaltına aldılar. Kendi çözemedikleri sorunlara sahip yaratmaya çalışıyorlar. Ve demokratik siyaset yapan, bu topraklarda barışı savunan HDP'li yöneticileri rehin alarak Kürt halkının ezilenlerini teslim etmeye çalışıyorlar. Sabaha doğru hiç kimse yokken partiye, partinin yöneticilerine, partinin avukatlarına hiçbir bildirim yapmadan hukuk dışı bir şekilde burada arama adı altında bir saray yapıldı. İşte barbarlığın görüntülerini görüyorsunuz. Hukuken böyle bir arama yapılamaz. AKP iktidarı ve sarayın silahlı kuvvetleri olan polisler hukuku ortadan kaldırmıştır. Hukuku ayaklar altına almıştır. İl yöneticilerimiz, ilçe yöneticilerimiz, bu topraklarda, bu memlekette barış ve demokrasi mücadelesi yürütenler bugün rehin alınmıştır. Avukat arkadaşlarımız şu anda Vatan Emniyet Müdürlüğü'ndeler ve 5 gün avukat görüş kısıtlılığı koydular. 5 gün boyunca öyle görünüyor ki orada bulunan HDP'li yöneticilere, il eş başkanlarımıza, ilçe eş başkanlarına ve ilçe yöneticilerine ulaşamayacağız. Onların hakkında bir bilgi alamayacağız. Görünen o ki şu anda yeni yeni gözaltı haberleri geliyor. İl ve ilçe yöneticilerine, ilçe başkanlarına dönük gözaltılar devam edecek. Yalnız bu gözaltıların hukuken hiçbir açıklamasının olmadığını, bir şüpheye dönük gözaltı operasyonları olmadığını çok iyi biliyoruz. Kamuoyunda bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Siyasi iktidarın ev sahipleri devlet mantığında, devlet dilinde dünyanın en barbar, en faşist, en gerici devletlerinde olmayan bir dil ile intikam alacağız mantığıyla dün açıklama yaptılar ve onların emri altındaki tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirmiş yargı organları da o intikam mantığını HDP yöneticilerine yöneltti ve HDP'liler gözaltına alındı. Devletler intikam almaz. Devletler mafya değildir. Devletler bu toprakların sorunlarını çözerler. Bu topraklardaki savaş sorununu çözer. Halkların barış istemine cevap verirler. Devletlerin görevi budur. Devletlerin görevi intikam almak, mafyavari hareketler yapmak değildir. Öyle görünüyor ki saraydaki kişinin Kasımpaşa kültüründen alınan kişilik devlet aklına yansımış ve bir mafyatik devlet ortaya çıkmıştır. Bu mafyatik devlet aklının ortaya koyduğu görüntü bu görüntüdür. Türkiye'de 6 milyonun iradesi, 6 milyon seçmenin iradesi, 15 milyon kişinin gönül verdiği bir partinin il örgütü, bir suç örgütünün yuvasıymış gibi her yerinde bir yıkım var. Notlar var, yazılar gördüğünüz değerli basın emekçileri.
Yine geleceği diyorlar. Yönetici arkadaşım çok iyi açıkladı. Sabah 4'te gelmesinler, bu vakitte gelsinler. HDP'liler, HDP'ye gönül verenler burada, buradayım. Burada olmaya devam edeceğim. Bu hukukluğu teşhir edeceğim. Bizler özgür ve kültürel olarak Kürt halkının, Kürt siyasetçilerinin yanındayım. Ve mutlaka kazanacağız diyor. Değerli arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, Türkiye içinde bulunduğu bu şiddet sarmalında barışın politikasını savunan ve demokratik siyaset alanında bulunan bir partiyi, partiyi ve partinin yöneticilerini gözaltına alarak, hapsederek bu süreci devam ettiriyor. Süleyman Soylu, devlet yetkilileri, devlet bakanı ve bütün bu şiddet sarmalını sadece bir şey için, 7 Haziran'dan bu yana başkanlık sisteminin Türkiye'de oturtulması için bu politikaları düzenleyen hükümet ve bugün onun ortağı olan MHP'nin bu oluşturdukları blokla topyekun üzerimize geldikleri aşikar açık. Halkların Demokratik Partisi, onun dostları ona gönül vermişler, gönül vermiş insanlar, arkadaşlar, tüm mühürlenen kurumlar bu mücadelede yan yana gelerek başkanlık siyasetini, bunların şiddet sarmalına son verecek barış siyasetini önümüzdeki günlerde tekrar her yerde görecekler. Onlar bu şiddet sarmalı devam etsin istedikleri için HDP'yi ve HDP'nin yöneticilerini hapse atmaya, gözaltına almaya çalışıyorlar.